Atölyeye mi kızım? Ne olur geç kalma. Hey güzel Allah. Nerede o eski huzurumuz? Nerede? Sonra seni defalarca aradım, cevap vermeyince. İyi ki geldin Macit. İyi ki varsın. Ne oldu Neriman? Benim sana çok ihtiyacım var. Benim de sevgilim, benim de. Şu an seni görmek bana o kadar iyi geldi ki. Seninle konuşamayınca ben de çok huzursuz oldum. Sesini bile kaybetmeyi tahammül edemem. Neriman iyi misin? Değilsin. Hadi gel gidelim. Gel. Babamı anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçi o da beni hiç anlamıyor ama. Benim ne istediğim, ne hissettiğim onun hiç umurunda değilmiş gibi sanki. Hep onun doğruları var. Senin yanlışların. Öyle de demek istemiyorum ama. Canım benim. Anlıyorum seni. Ama senin yanındayken sanki hiçbir şeyin önemi kalmıyor. İşte ben de tam da bu yüzden bir an olsun yanından ayrılmak istemiyorum Neriman. Ben de. Rüya gibi. Neriman, ben bu olanların hepsinin gerçek olmasını istiyorum. Ben de. Sabah bir rüya gördüm demiştin, kötü bir rüya, anlatsana. Boş ver, rüya işte. Uyandım geçti. Gerçek olan? Şu an benim yanımda olma. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar aşkım. Üzgünsün öyle mi? Macit. Sen şimdi üzüntünü de alıp arabana atlayıp evine gideceksin. Ben de kendi hapishaneme gideceğim. Artık benim bir çıkış yolum yok. Sen beni babamın gözünden sildin. Neriman beni dinle. Ben artık seni dinlemek istemiyorum. Gerçekten. Keşke sen beni dinleseydin. Macit, ben sana kaç kere söyledim. Her buluşmamız bana zarar veriyor dedim ama sen yine de beni dinlemedin. Ve ben artık kaybetmek istemiyorum. Çok yoruldum. Thank you.
hiçbir şey olmamış gibi gidemez. Konuşacağız. Sür şunu. Evet. Ne söyleyeceksen söyle. Neriman'a mutsuzluktan başka bir şey vermiyorsun. Ne Neriman'ı ne de ailesini üzmeye hakkın yok. Şinasi, bir sürü işim var, seninle uğraşamam. Anlamıyor musun? Olmuyor. Ne yapsan olmuyor. Gerçi sende zerre kadar delikanlılık yokmuş. Neriman'ın duygularıyla oynadın. Onu ortada bıraktın. Hani çok seviyordun? Ölüyordun aşkından. Gördük. Sen paradan başka bir şey sevemezsin Harcıoğlu. Senin bu dünyadaki itibarın aşktan değil, paradan gelir. Neriman'la senin bir geleceğin olamaz. O senin gibi biri değil. Neriman'ın seninle bir geleceği var mı? Var. Neriman'la benim bir geleceğim var ve sen çekileceksin. Senin kirli dünyandan, aşağılık oyunlarından kızı uzaklaştıracağım. Ve Neriman'la evleneceğim. Nişanlandın. Neriman'ı kaybettin. Çekil. Hayatımızdan çekil. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada Macit? Ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Evet. Beni her seferinde daha fazla şaşırtmayı başarıyorsun Macit. Öğrendiğim kadarıyla sizinle rakibiz. Aynı işe talip olmuşuz. Evet. Gördüğünüz gibi Arcıoğlu olarak bu işte uzun zamandır ilgileniyoruz. Biz de öyle. Anlıyorum. Ama tabii takdir edersiniz ki Arcıoğlu ismi bazı kapıların daha kolay açılmasını sağlıyor. Pelin, lafı uzatmadan buraya bu işten çekilmenizi istemeye geldim de ve rahatla. Açıkçası Macit, senin de burada bu gayeyle bulunmanı beklerdim ama maalesef ki karşımda oturuyorsun. Her zamanki gibi illa işin etrafından dolanacaksın değil mi? Peki ya sen? Babanın, birlikte büyüdüğün arkadaşının, hatta kendi şirketinin karşısında mı olacaksın? Evet. Nadir Bey, müsaadenizle. Hazırlamam gereken önemli bir proje var.
Ne diyorduk? En iyisi ben size bir kahve söyleyeyim. Efendim sevgili. Macit neredesin? Seni bekliyorum sahilde. Geliyorum geliyorum. Ufak bir pürüz çıktı. Anlatırım gelince. Tamam. Teşekkür ederim. Nadir Bey, aslında buraya geliş sebebim bambaşkaydı. Size makul bir teklifte bulunacaktım. Yani bir şekilde aradan çekilmemizi sağlayacaktı. Evet. Ama şimdi niyetim değişti. Size başka bir teklifim olacak. Neymiş bakalım o teklif? Macit'i işten çıkarmanızı istiyorum. Pelin Hanım, neden böyle bir şey yapayım ben? Çünkü karşında alabileceğiniz çok büyük bir iş var. Macit bu kadar kıymetli mi sizin için? Evet, her şeyden kıymetli. Bu işten çekilirseniz şirketimiz için mükemmel olur. Öyleyse. Ama yine de kararım hayır. Macit bu şirkette kalacak. Yani şirketinize yazık olacak. Çünkü kaybedeceksiniz ve ben de sizi üzüntüyle izliyor olacağım. Bu kadar emin olmayın canım. Tamam. Madem siz de bu kadar iddialısınız, sizinle bir anlaşma yapalım. Buyurun. Eğer ben bu işi kazanırsam, ki kazanacağım, Macit'i işten çıkaracaksınız ve ben de işi size vereceğim. Çok hırslısınız. Duyum kurusun. Bir şey soracağım Pelin Hanım. Macit'e duyulan bu kin neden? Herhalde yalnızca şirketten ayrılması olamaz bu. Kin demeyelim buna. Sadece bir ders. Ders? Anlaştık mı? Neredesiniz? Çiftlikteyiz Pelin. Macit nasıl, iyi mi? Bana neden cevap vermiyorsunuz siz? Neden? Sen daha gitmedin mi? Biraz daha iyi misin? Aynen. Bu işler bayağı zormuş. Aşık olmak değil mi? Yok. Ben Neriman'ı görür görmez aşık oldum. Zor olan sonrası. Aşkı yaşayabilmek. Biz onu beceremiyoruz. Senin ne işin var burada? Neden geldin? Macit lütfen bağırma. Sadece konuşmak istiyorum. Yoksa aklımı kaybedeceğim. Dokunma bana. Sadece konuşmak istemiştim. Ben istemiyorum. Seni görmek de istemiyorum Pelin. Neriman yok işte. Görmüyor musun? Ben varım. Ben. Hep ben vardım Macit. Senin yanında olan hep bendim. Olma Pelin. Hatta benden uzak ol. Bıktım, anladın mı? Her yerde karşıma çıkmandan, her işime burnunu sokmandan, sana ait her şeyden bıktım. Son defa söylüyorum. Söyleme. Seni istemiyorum. Sende hiç gurur yok mu? Ha? Sende var mı?
Neriman karşısında senin gururun var mı Macit? Elin. Hadi.